Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kurşun asit aküleri anlatmaya çalışacağım. Aynı şablonu kullanarak lityum iyon pilleri, lifo 4 pilleri anlatmıştım. Kurşun asit aküler de bu başlıklar altında anlatılabilir diye düşünüyorum. Açıklamalara buradaki hangi başlığı kaçıncı dakikada anlattığımı yazacağım. Video çok uzun olursa tüm başlıkları anlatamayabilirim. Siz de açık açıklamalardaki zaman çizelgesine bakarak ilgilendiğiniz konunun kaçıncı dakikada olduğunu veya videoda olup olmadığını görebilirsiniz. Böylece zaman kaybetmemiş olursunuz. Şimdi voltajla başlayalım. Kurşun asit aküler 12 volt, 6 volt gibi anılabilir. Piyasada en yaygın olan 12 volt'tur. Ama aslında bunun içinde 2 volt'luk hücreler vardır. Şu görselde daha iyi görebiliriz. Şurada gördüğünüz 2 2 2 bunlar toplanarak 12 volt'luk, 6 volt'luk aküler oluşur. Biz bu videoda çoğunlukla 12 volt üzerinden gideceğiz. Ya yani şimdi bu akü 12.3 volt olabilir, 12.5 olabilir. Ölçtüğümüzde 13 volt olabilir. Neden 12 volt diyoruz? Bir standart olsun diye 12 volt diyoruz. Ayrıca burada gördüğünüz deşarj eğrisinde de ortalama 12 volt elde ediliyor. Yani akü tamamen doluyken aküyü tamamen boşaltırsak nominal bir akımla yaklaşık 12 voltluk bir deşarj ortalaması elde ediyoruz. Günümüzde bu biraz daha yüksek olabilir ama bunlar 12 volt olarak anılıyor. Buraları çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi biz 12 volt aküleri 4 seri bağlarsak 48 voltluk akü elde etmiş oluruz. Şuradaki basit çizimden bunu görebiliriz. 4 tane akü burada seri bağlanıyor ve 48 volt akü elde edilmiş oluyor. Paralel bağlanırsa tüm pillerden de bildiğiniz gibi kapasite artıyor. Akünün kapasitesini arttırmak istersek akülerimizi paralel bağlayacağız. Voltajını arttırmak istersek akülerimizi seri bağlayacağız. Voltaj meselesi bu şekilde. Şimdi kapasiteden bahsedelim. Akülerle alakalı en çok merak edilen konulardan birisi aslında bu. Aynı boyuttaki diğer pillere göre daha az kapasite sağlar. Bu ne demek? Lityum iyon piller, lifo po4, polimer veya nikel metahidrit. Diğer şarjlı piller akülerden birazcık daha fazla kapasite tutabiliyor. Aynı boyutta. Hatta lityum iyon 4-5 kat fazla kapasite tutabiliyor. Bu akülerin üzerinde kapasiteleri yazar birçok markada. Burada mesela 12 volt 7 Amper saat 20 HR yazıyor. Bu 20 HR ne demek? Akü 20 saatte deşarj edilirse o zaman 7 amper saat kapasitesi var demek. Yani siz akünüzü 350 miliamperle ile 20 saat boyunca deşarj ederseniz 7 amper saat kapasite elde edebilirsiniz. Ama daha hızlı bir deşarj yaptığınızda kapasite azalacaktır. Mesela 350 ile 20 saat çalışıyorsa 700 mA ile 10 saat çalışsın diyemezsiniz. 10 saatten biraz daha az çalışır. Daha net bir örnek verelim. Bunun kapasitesi 7 amper saat. 7 amper ile de şarj edersek 1 saat çalışmasını bekleyebiliriz teorik olarak ama kurşun asit akülerde bu mümkün değildir Ancak 35-40 dakika arasında çalışır akü modeline göre de bu çalışma süresi değişir Bu tüm markalarda böyle Yuasa'da da böyle işte Power Extra USB, USB marka Yiğit Enerji Panasonic fark etmez Tüm kurşun asit akülerde bu böyle mesela LiFePO4'lerde biliyorsunuz ki durum biraz farklıydı LiFePO4'lerde Akım artsa da çalışma süresi Akım artsa da kapasite çok az kısalıyordu aküler Akülerin en büyük dezavantajlarından biri bu. Deşarj akımı arttıkça kapasitemiz çok azalıyor. İlk kullanımdan sonra kapasitede biraz artış olabilir. Bu ne demek? Akünüzü kullandınız. 17 amper saatlik bir akünüz var. Test ettiniz. Bunu 10 kere 20 kere kullanınca 17.1 17.2 amper saat kapasite elde edebilirsiniz. Biraz artabilir ama tabii ki sonra diğer tüm piller gibi kapasite kullandıkça azalacaktır. Akıma ve sıcaklığa göre kapasite bundan bahsedelim. Şimdi burada Kurşun asit akülerde kapasite yüke çok bağlıdır. Bunu aslında anlattım biraz önce. 350 mAh 20 saat çalışırken 10 saat çalıştığında 700 mA olsun diyemiyoruz düz bir orantıyla. Birazcık daha az akımda 10 saat çalışabiliyor. Mesela 21 amperle siz bekleyebilirsiniz ki akü kapasitesinin 3 katı o zaman 20 dakika çalışsın. Hayır sadece 8 dakika çalışıyor. Bunu güzelce gösteren iki tane test var. Birini internetten aldım. Bu sitede Normalde kurşun asit akü testleri yok ama birçok lityum iyon pil testi var. Bu siteyi kontrol edebilirsiniz. Akümüzü iki tane akü numunesi burada çeşitli akımlarla deşarj ediliyor. Bu grafik kısaca bunu anlatıyor. 7 amperle deşarj ettiğimizde şu renkler 7 amperi gösteriyor. Akümüz ortalama 6,5 amper saat kapasite sağlıyorken 12 volt 12 amper saatlik akümüz işte 0.2 amperle deşarj ettiğimizde yaklaşık 12,5 amper saat kapasite sağlayabiliyor. Buradan görebiliyorsunuz yani akü çok çeşitli akımlarda çok çeşitli kapasiteler sağlayabiliyor ve kapasite akım arttıkça sürekli azalıyor. Benim de yaptığım bir test var onu da göstereceğim şimdi. Bir de kapasite sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu ne demek? Akünün kapasitesi bize üzerinde yazan 7 amper saat 12 amper saatlik kapasite 25 derecelik sıcaklıkta ve bildiğiniz gibi akü oldukça yavaş bir şekilde 20 saatlik deşarj akımında deşarj edilirken elde edilen kapasite biz sıcaklığımızı 50 dereceye çıkarırsak akünün kapasitesi artıyor. Bu diğer pillerle ters düşebilen bir durum olabilir. 50 derecede akü kapasitesi artıyor. Eksi sıcaklıklarda tabii ki beklediğimiz gibi akü kapasitesi oldukça azalıyor. Yani sadece birkaç dakika bile çalışabilir. Yüksek bir deşarj akımında eksi 20 derecede akü çalışır ama çok az süre çalışır. Bu ne demek? Akümüzü 50 derecede mi kullanalım, 40 derecede mi kullanalım? Hayır. Akü buralarda iyi kapasite sağlayabilir ama uzun vadede yüksek akım akü kapasitesi için oldukça kötüdür. Tabii ki doğru orantılı demişken 60-70-100 dereceye çıkarsak da o kadar doğru orantılı değil. Sadece akünün çalışabileceği sıcaklık aralığında doğru orantılı bu kapasite. Şimdi benim testlerime bakalım. Burada benim yaptığım testlere. 12 volt 9 amperlik bir akü. Umarım bu ekran telefonlardan izleyen kişilerde güzel görünüyordur. Çok fazla yaklaşamıyorum videonun bu kısmına. Şimdi dedik ki bu akü 20 saatte deşarj edersek 9 amper saatlik kapasiteyi sağlar. 20 saatte deşarj edebilmemiz için 0.45 amperle deşarj etmemiz lazım. Bu koşullarda deşarj ettiğimizde 9533 mAh saat kapasite elde ediyoruz. Yani 20 saati geçti. Oldukça iyi. Aküler için bir başka referans noktası 5 saatlik deşarj akımıdır. 5 saatlik deşarj akımı 9 voltluk, 9 amper saatlik bu akü için 1.53 ampermiş. 1.53 amperde 8915 mAh saat kapasite elde etmişim. Gördüğünüz gibi 9 Amper saat kapasite vermiyor ama benim beklediğim kapasiteden fazlasını veriyor çünkü ben 5 saatte 9 amper saat kapasite beklemiyorum zaten bu aküden. Bir de UPS testi var. UPS testi genelde akünün 15 dakikada deşarj olacağı akım değerine göre yapılıyor. Burada da 16.6 amperle en az 15 dakika çalışmasını bekliyoruz. 20 dakika çalışarak 5600 mAh'den saatten daha fazla kapasite veriyor. Yani aküler. Bu videoda en çok vurgulayacağım şeylerden biri bu. Akım arttıkça kapasiteleri azalıyor. Burada bunu tekrar tekrar göstermek istemiyorum artık akım kısmını. Aküden çekilen akım arttıkça akünün kapasitesi azalır. Bunu biliyoruz. Peki neden burada ayrıca bir akım başlığı açtım? Akımla kapasite aynı şey değil. Akünün kapasitesi 7 amper saat olabilir, 14 amper saat olabilir, 100 amper saat olabilir. Ama aküden çektiğiniz akım başka bir şeydir. O anda, o, o anda çekilen akımla ilgilidir. Akünün kapasitesinden çok daha Az değerde bir akım çekebilirsiniz. 0.35 amper gibi veya akü verebiliyorsa 200 amper de çekebilirsiniz. Bu başka bir şey. Akımla kapasiteyi karıştırmamamız lazım. Şarj şarja geçelim. Akülerle ilgili en önemli konulardan biri bu. Akümüzü sağlıklı kullanmak istiyorsak şarj ve şarja çok dikkat edeceğiz. Dediğim gibi ben bu videoyu 12 voltluk aküler için çekiyorum. Burada anlatacağım birçok şey 12 voltluk akülerle ilgili. Siz buna göre oranlama yapabilirsiniz. 12 volta akülerin şarj voltajı 14.4 volttur. Ama burada bir uyarı yapmam lazım. Modele göre değişkenlik gösterebilir. Markaya göre değişkenlik gösterebilir. Bu genel bir ifade. Şarj akımı için kapasitenin %10'u kadar akım tavsiye edilir. Bu ne demek? Akümüz 100 amper saatse biz 10 amperle şarj edebiliriz. Bu şarj oldukça yavaş olacaktır ve tabii ki 10 saatte de bitmeyecektir. Akünün doygunluğa ulaşması için birazcık daha fazla şarj edilmesi gerekir. Standby kullanımında voltaj düşürülür. Standby kullanımı ne demek? Bir UPS düşünün. Bu UPS elektrikler kesilene kadar 6 ay, 1 sene şarjda kalabilir. Bunu sürekli 14.4 volt'ta tutmak iyi değildir. Birçok UPS, birçok bu tür çalışan cihaz burada şarj voltajını zaten kendisi ayarlar. 13.8 volt genelde tavsiye edilir. Aküler özel şarj aletleri yardımıyla CCCV yöntemiyle şarj edilmelidir. Lityum iyonların benzer yöntemidir bu. Önce sabit bir akımla akü belli bir voltaja kadar şarj edersiniz. Bizim bu belirli voltajımız 14.4. Sonra 14.4'te voltajınız sabit kalır ve şarj akımını düşürürsünüz. Şurada aslında akü %100 dolmuştur. Buradan sonra dediğim standby kullanımına geçiyoruz. Akünüzün sürekli şarjda kalmasını istiyorsanız hem dolu kalmasını hem de zarar görmemesini istiyorsanız şarj voltajını çok az düşüreceksiniz. Akımı oldukça azaltacaksınız. Akünüzü ondan sonra 6 ay 1 sene şarjda bırakabilirsiniz. Burada 2-3-4 aşamalı şarj uygulanabilir demişiz. Burada sabit akım Sabit voltaj, işte yüzdürme şarjı uygulanıyor. Dördüncü aşama ne olabilir? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. E, aşırı şarj durumunda akü şişebilir. Kapasite kayıpları görü görülebilir. Aşırı şarj nasıl olur? Biz 14.4 volt demişizdir. Siz akünüzü 20 volta kadar şarj etmeye çalışırsanız bu akü mutlaka şişecektir. Kapasite kaybı görülecektir. Akü türüne ve sıcaklığa göre şarj voltajı değişkenlik gösterebilir. 10 derecede akü kullanırken değişiklik olur. 50 derecede akü kullanırken değişiklik olur. Ama bu çok ayrıntıya girecek bu video için. O yüzden bunun için data sheet'i kontrol etmeniz gerekir. Data sheet demişken çok iyi bilinen Yuasa, Panasonic gibi markalar dışındaki bir akünün data sheet'ini bulamıyorsanız ben o aküyü kullanmanızı hiçbir şekilde tavsiye etmem. Öbür türlü markaya güvenebilirsiniz Panasonic'e, Yuasa'ya ama bilinmeyen markalarda bu data sheet'i görmek lazım. Data sheet'te yanlış bilgi tabii ki yazılabilir ama en azından bazı konulardan emin oluruz o data sheet'e bakarak. Şarj akımı %30'dan daha fazla olamaz. Özel modeller hariç demişiz. Bazı özel modeller olabilir. Şimdi %30'dan fazla olamaz ne demek? Akümüz 100 amper saatse en fazla 30 amperle şarj edebiliriz demektir. 40 amperle şarj ettiğimizde gaz çıkışı beklenenden fazla olabilir. Aküde kapasite kaybı görülebilir. Yani akünün ideali onda bir kadar akım. Yani %10 çok hızlı ben şarj etmek istiyorum diyenler de %30 ile şarj edecek. Gördüğünüz gibi lityum iyona göre, lityum polimere göre oldukça yavaş. Günümüzde kullandığımız LTO pillere göre oldukça yavaş. LTO'ların gelecek videolarını da çekeceğim. 12 dakikada, 10 dakikada şarj edebiliyoruz. Bir akünün en hızlı şarjı bu durumda 6-7 saatte olur. Bu da en hızlı şarjı. Bir de deşarj. Akülerin minimum deşarj voltajı akıma göre değişkenlik gösterebilir. Genelde 10.5 volt'tur. Akıma göre değişkenlik göstermek ne demek? 0.35 amperle deşarj ederken diyor ki en aşağı 10.5 volta kadar git. Ama akımın fazlaysa 21 amperse veya 168 watt'a denk gelecek bir akımsa o zaman 9.6 volt'a kadar yapabilirsiniz. Zaten orada voltaj düşüşü biraz fazla olacağı için buraya kadar izin veriyor. Ama buraların altına dataşit taksi belirtilmedikçe kesinlikle inmemelisiniz. Deşarj voltajı için mutlaka dataşiti kontrol etmemiz gerekiyor. Deşarj voltajı ne kadar yüksek olursa akü sağlığı için o kadar iyi olur. Bu ne demek? Normalde siz bu aküyü 10.5 volt'a kadar şarj edebilirsiniz. Üretici size bunu tavsiye eder. Ama siz 10 uçağı değil de 11 buçuk kadar bunu deşarj ederseniz tamam 7 amper saat kapasite alamayabilirsiniz. Belki 6.5, 6.6 alırsınız. Ama o zaman akünüzün ömrü çok uzamış olur. Ben akünüzü olabildiğince az deşarj etmenizi tavsiye ederim. Şimdi cycle çevrim sayısı, akülerin çevrim ömrü diğer şarjlı pillere göre daha kısadır. Şimdi solda gördüğünüz akülere ait bir cycle grafiği, sağda gördüğünüz LiFePO4'e ait. Bundan bahsedelim. Şimdi Akümüzü aldık. Tamamını her seferinde kullanıyoruz akü kapasitesinin. Bu ne demek? Diyelim ki 7 amper saatlik bir akümüz var. Her seferinde 7 amper saatlik kapasitenin tamamını kullanıyoruz. Bu koşullarda bu akü yaklaşık 200 kez kullanılabiliyormuş. Bildiğiniz gibi oldukça az bir değer. Günümüzde lityum piller 500 kezle 1500 kez arası kullanılabiliyorlar. LiPo4 piller ortalama bir marka bile LiPo4 pillerde 2000 cycle kullanılabiliyor. Şimdi aynısını Lifopo 4 için yapalım. Tamamını doldurup boşaltalım. %100 deşarj şarj derinliği deniyor buna. Tamamını doldurup boşaltalım. 2000 kez kullanabiliyormuşuz. Yani 10 kat fark var arada. 10 katı kadar. Lifopo 4'ün çevrim ömrü akünün 10 katı kadar. E fiyatı 10 kattan daha azsa siz Lifopo 4 tercih edebilirsiniz. Birisi 1 lira diğeri 10 liraysa burada eşit görünüyor her şey ama akü 1 lirayken Lifopo 4 5 liraysa bu ömürle Lifopo 4 çok daha uzun ömürlü oluyor. İlk yatırım maliyetini karşıladığınızda çevrim başına maliyet akülerde diğer pillere göre yüksek oluyor. lifepo 4'lerde düşük oluyor. lifepo 4'ü bu durumda kullanabilirsiniz. Hatta bu akü için bakalım işte tekrar bu arada deşarjın az olmasının akü sağlığını arttırmasını söylemiştim. Deşarjın deşarj derinliği ne kadar az olursa akü sağlığı için o kadar iyi olur. Şimdi aynı akü burada 200 cycle aynı akü burada 450 ile 550 cycle arası vermiş. Bu nasıl oluyor? Akümüzün biz tamamını kullanmıyoruz. Her seferinde yarısını kullanıyoruz. Yani akü kapasitesini birazcık fazla seçmek sizin için iyi olabilir. Tüm pillerde az deşarj pil ömrünü uzatır. Akülerde oldukça önemli bu. Lifopo 4'te aynısına bakalım. %50 cycle'da 6000 çevrim kullanabiliyoruz. Yani 10 katından yine fazla oldu. Akünün sağladığı avantajın 10 katından yine fazla oldu. Dediğim gibi kurşun asit aküler bazı alanlarda mecburen kullanılıyor ama siz aslında mecbur değilsiniz bunu birçok alanda kullanmaya. Lifopo 4 pillere geçiş yapabilirsiniz. Yüksek sıcaklık, hızlı şarj ve derin deşarj akü ömrünü kısaltır. Bunu tüm şarjlı piller için söyleyebiliriz. Tüm şarjlı pillerde yüksek sıcaklık, hızlı şarj ve derin deşarj pil ömrünü zaten kısaltacaktır. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi çalışma ve depolama sıcaklıklarından bahsedelim. Aküler serin ortamda depolanmalıdırlar. Oda sıcaklığında saklarken en geç 6 ayda bir şarj edilmelidirler. Şurada depolama sıcaklıklarıyla ilgili bir durum var. 0 derecede depoladığınızda 18 aya kadar akünün arızalanmadan depolanabileceğini söyleyen markalar var. 0 derecede depolamak oldukça zor bir şey zaten. Birçoğumuzun ulaşamayacağı bir değer. Buzdolabında saklamaya da gerek yok akümüzü. Ama siz bunu oda sıcaklığında saklarsanız burada yine 12 ay 15 ay rahatlıkla kapasitesinin büyük kısmını verebileceğini söylese de Birçok marka için şu geçerlidir. En geç siz 6 ayda bir akünüzü şarj edin. 6 ayda bir şarj etmediğinizde akülerinizde arızalanmalar görülebiliyor. Aküler sıfırın altındaki sıcaklıklarda şarj olabilirler. Bu ne demek? Lithium ion 4 Bunun çok özel modelleri dışındaki modelleri eksi sıcaklıklarda şarj olamıyorlar. Sıfır derecede, beş derecede şarj olabilseler de oldukça yavaş bir şekilde şarj alabiliyorlar. Ve buradaki şarjlar akü kapasitesini, pil kapasitesini önemli oranda azaltabiliyor. Ama akülerde bu böyle değil. Soğuk havalarda aküler şarj olabiliyor. Bunu zaten nereden biliyoruz? Kışın arabalarımızı çalıştırabiliyoruz. Eksi sıcaklıklarda da olsa. Ama orada da onların performansı düşüyor. Biliyoruz ki eksi sıcaklıklarda aküler bize daha fazla sorun çıkarıyor. Zaten biz eksi sıcaklıklarda şarj olabilmeleri, yüksek akım verebilmeleri gibi sebeplerle ve tabii ki ucuz olmaları gibi sebeplerle kurşun asit aküleri günümüzde hala kullanıyoruz. Aküler düşük sıcaklıklarda düşük performans sergiler. Bunu zaten söyledik. Kapasite oldukça azalır. Buradan sonra video oldukça uzun olacağı için akü arızalarından ve AGM jel akü ve diğer akü çeşitlerinden bahsetmiyorum. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Ama oralarda bahsettiğimizde nelerle karşılaşacağız? Sadece şu ekranı gösterebilirim. Bu da size yararlı olabilir. Videoyu çok uzatmamak adına ben bunu daha uzun göstermeyeceğim. Akü çeşitlerinde de AGM ile jeli kıyaslayacağım detaylı olarak. Bunları ve daha fazlasını anlatmaya çalışacağım sonraki videolarda. Ama video çok uzamasın diye dediğim gibi ben yine burada sonlandırıyorum. Akülerle ilgili sorularınız varsa videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Instagram'dan, e-mail'den sorabilirsiniz. Tüm videolarda söylüyorum benim için en iyisi YouTube yorumlardan yaptığınız e, sorduğunuz sorulardır. YouTube yorumlardan sorduğunuz sorular benim için oldukça yararlı oluyor. Soru sayısını azaltıyor diye düşünüyorum. Çünkü birçok arkadaşımız zaten yorumlardan cevabını bulabiliyor. Burada yanlış anlattığım bir şey varsa mutlaka yorumlarda ve açıklamalarda düzeltmeye çalışırım. Tekrar izlediğimde o yanlışlığı bulursam. Bulamazsam siz yazın herhangi bir yanlışlık varsa. Video, video ile akülerle pillerle alakalı her türlü sorunuzu tekrarlıyorum. Yorumlardan sorabilirsiniz. Bugüne kadar 5000'in üzerinde soru cevaplamışım. Yorumlardan cevapsız bıraktığım bildiğim kadarıyla YouTube'un bana gösterdiği kadarıyla hiçbir yorum yok. Instagram kanalımı takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Devam videoları için kanala abone olabilirsiniz. Sevinirim. Herkese iyi günler.